Ergün Diler. Mesaj. Türkiye gerçekten zor bir yerdir. İki büyük de gelip bizimle olacaksınız diye bastırır. Bunu dengelemek, yönetmek, kendi istediğin yolu örmek kolay değildir. Sağlı sollu bastırırlar, yönetemez hale getirirler. Geçmişte yaptılar. Bu nedenle Türkiye en tepede ne olup bittiğini iyi görmeli, okumalı ve ona göre pozisyon almalıdır. Tam yazının başına oturdum bir de gördüm ki Amerika Çinli şirketlere karşı baskıyı artırmış. Biden imzaya atmış. Başkan Biden'ın Hint Pasifik Politikası Koordinatörü Kurt Campbell geçtiğimiz haftalarda Çinle diyalog dönemi sona erdi dedi. Alaska zirvesinden sonra söylenen bir sözdü bu. Biden'la Amerika artık kendi yanında görmek istediği ülkelere açık, net olacaktı. Bu belliydi. 14 Haziran'daki Biden Erdoğan görüşmesi de bu frekansta olacaktı. Zirveden sonra ilişkilerin nasıl ilerleyeceği belli olurdu. Çok zaman geçmeden anlaşılırdı. Ancak Başkan Biden'ın Amerikalı kuruluşların savunma ve izleme teknolojisiyle bağlantılı olan onlarca Çinli şirkete yatırım yapmasını yasaklayan kararnameyi imzalaması önemliydi. Erdoğan'la yapacağı görüşmeden önce bu adımın atılması da Ankara'ya mesajdı. Ellerini gösteriyorlardı. 59 Çinli şirket radara girmişti. Trump'ın başlattığı genişleyerek devam ediyordu. Amerika Savunma Bakanlığı'nın merkezde olduğu yaptırım kararında Aviation Industry Corp of China, AVIC, China Mobile Communications Group, China National Offshore Oil Corporation, Hangzhou Hikvation Digital Technology Co. Limited, Huawei Technologies Limited ve Semiconductor Manufacturing International Corp. gibi çok önemli şirketler var. Zaten Çin'de bunların bir araya gelmesiyle oluşan güç. Biraz geri gidelim. Olaylara kabaca bakalım. 2010'da Tunuslu üniversiteli genç kendini ateşe verdi. Mağrip sallandı. Liderler gitti, bu topraklarda yeni bir modele geçildi. Bu dalga Suriye'ye geldi, bitmeyen savaşa yol açtı. Yüzlerce örgüt yabancı istihbarat tabelaları altında Müslüman coğrafyasını kan gölüne çevirdi. Müslümanların kendi içindeki mezhep kavgası da işin içine bir şekilde katıldı Sonu gelmeyen savaş büyüdükçe büyüdü Bu savaşın en net görüldüğü yer Türkiye sınırları olunca rüzgar buraya da geliverdi 2013'te gezi olaylarını da 17-25'i de yaşadık Aynı yıl Katar'da daha önce alışılmadık bir olay meydana geldi Katar Şeyhi Hamed bin Halife Essani yerini oğlu Tamim'e bırakıyordu kavgasız gürültüsüz, darbelerin suikastların yaşandığı bölge için bir ilkti. Yine aynı yıl çok önemli bir çıkış daha gerçekleşiyordu. Çin lideri Jinping, Kazakistan'da konuşuyordu. Jinping, 7 Eylül 2013'te Kazakistan'ın Nazarbayev Üniversitesi'nde İpek yolunu ilan ediyordu. Bir süre sonra 3 Ekim'de de Endonezya'da Deniz İpek yolunu açıklıyordu. 65 ülke işin içinde olacaktı. Çinle Roma birbirine bağlanacaktı. Aslında yapılan Roma İmparatorluğu'nun canlandırılması ve güç dengelerini yeniden oluşturulmasıydı. Fakat kendini son Roma olarak gören Amerika ise buna şiddetle karşıydı. Dünya nüfusunun %64'ü, bilinen enerjinin %75'i bu projenin içinde olacaktı savaşla bile değişemeyecek kadar büyük bir oyun kurulmaktaydı. Mücadele de buydu. Aynı tarihlerde 3 Temmuz'da ise Mısır başka frekansa geçiyordu. Halkın oylarıyla gelen Mursi'ye asker tarafından tasfiye ediliyordu. Sisi dönemi başlıyordu. Meydanlar karışsa da, insanlar yaşamlarını yitirse de Sisi ülkenin komutasını ele geçiriyordu. Birleşmiş Milletler toplantılarında da Obama ya da Trump yanında oturtuyordu. Kırılmanın çıplak gözle göründüğü yıl olduğu için 2013 çok önemliydi. Mesela Şubat'ta Amerika'nın Ankara'daki Büyükelçilik binası saldırıya uğruyordu. İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan Amerikalı Saray siyer cinayeti Türkiye gündemine yerleşiyordu. Neden ve niye öldürüldüğü tam olarak bilinmese de şüpheli isim Hatay'da yakalanıyordu. Aynı dönemde Hatay'da karışıyordu. Reyhanlı'da bomba yüklü iki araç patlıyor, 52 insan canından oluyordu. Savaş manzarasını andıran fotoğraflar servis ediliyordu. Aynı senenin Eylül'ünde ise Türkiye'ye sınırda ihlal yapan M17 tipi Suriye helikopterini düşürüyordu. O dönemde Susurluk davasından hükümlü eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, denetimli serbestlik çerçevesinde cezaevinden tahliye ediliyordu. 2013'ü özel kılan olaylardan biri de Amerikalı Edward Snowden'ın Amerikan Ulusal Güvenlik Dairesi NSA'nin tüm dünyayı gizlice nasıl izlediğini kanıtlayan belgeleri sızdırmasıydı. Papa 16. Benediktus'un ilerleyen yaşını gerekçe göstererek istifa etmesi ve Boston Maratonu'nun Çeçen ve kardeşler tarafından kana bulandığı iddiasının ortaya atılması da unutulmayan notlar arasındaydı. İçeride ya da dışarıda olan her adım büyük kavganın cephelerini gösteriyordu. Maalesef burada anlayan çok yoktu. Türkiye gibi kritik ülkeler taraf seçmeye zorlanıyordu. Biden'ın gelişiyle birlikte 2021'de çok kritik bir yıl olacaktı. Ben olaylara böyle bakıyorum. 14 Haziran'daki görüşmeyi ve sonrasını da çok önemsiyorum. Siz de önemseseniz iyi olur. Bakalım neler olacak? Ergün Diler takvim. Mahmud Öğür, bir kasetle CHP'ye diz çöktürenler. Küresel güçler, başta da Amerika, Türkiye gibi ülkeleri kimin nasıl yöneteceği konusunu şansa bırakmak istemez ve istemedi de. Geçmişten ne zaman yönetimi değiştirmek istedilerse başardılar. Çünkü içeride her partide adamları olduğu gibi, sivil toplumda da sermaye kesiminde de güçleri var. Bu güç sadece iktidarları değil, yeri geldiğinde muhalefeti dizayn etti. CHP ve MHP'ye kurulan kaset komplosunun tarihi çok eski değil, 2010. Bir kasetle CHP'nin başındaki Deniz Baykal'ı indirip Kemal Kılıçdaroğlu'nu getirdiler. Hür Haber yazarı sevgili Barış Aydın'ın deyimiyle meğer bir kasetlik canları varmış. Şimdi de aynı rüyanın peşindeler. Bir kamera, bir tripod ve bir mafya meczubuyla iktidarı yıkmak istiyorlar. Koca koca muhalefet liderleri, umutlarını suç örgütü liderinin söylediklerine bağlamış ve onlar üzerinden siyaset yapıyor. Bu çaresizlik ötesi bir şey. Ama daha vahim olanı, bu ülkenin aydınlarının ve siyaset uzmanlarının da aynı çaresizlik içinde olmaları. Önceki akşam Profesör Doktor Fuat Keyman'ı izledim. Adeta keyif alırcasına suç örgütü liderinin ne kadar bilgili olduğundan, Freud'u falan iyi bildiğinden söz edip övgüler düzdü. Neredeyse her söyleneni doğru kabul edip, zehirli ağacın meyvesi de zehirli olur yaklaşımından hiç söz etmedi.'' Oysa hem yeni nesil mafya babalarını hem de küresel güçlerin neler yapabileceğini en iyi onların bilmesi gerekir. En önemlisi de bırakın yolsuzluk iddialarını, şu iki suçlamayı gözden kaçırmaları affedilir gibi değil. 90'lar hatırlatılarak bugünün kirletilmesi ve Türkiye'nin narko devlet gibi gösterilmesi, bu Türkiye'ye kurulacak en kirli tuzaktır. Ne yazık ki hafızaları silinmiş aydınlar ne 70'li yılların başında Demir'elin haşhaş ekimiyle sıkıştırıldığını, ne uyuşturucu kaçakçısı diye Erbakan ve Çiller'in suçlandıklarını ne de 90'ların ortasında Batı basınının Türkiye'yi narko devlet ilan ettiğini hatırlamıyor. Asıl mesele küresel güçlerin bu iftiralarından sonra ne yaptığıydı. Hangi olaya ve hangi tarihe bakarsanız bakın bu iftiralardan kumpaslardan sonra küreselciler ve içerideki dostları istediklerini elde etti ve mevcut iktidarlar yıkıldı. Tıpkı CHP'nin başındaki Baykalı bir kasetle devirdikleri gibi. Çünkü o günün meselesi o kasetin içindeki değil Hedefindekiydi. Hedefte Baykal'ı gönderip Kemal Kılıçdaroğlu'nu getirmekti. Bunu da Baykal dahil CHP'lilere diz çöktürdükleri için başardılar. Anlayacağınız bir kaset, Cumhuriyet'le yaşıt CHP'ye diz çöktürmüş ve ortaya FETÖ'nün gölgesinde siyaset yapan, küresel dostlarına selam gönderen bir parti çıkmıştı. Sosyoloji de aydınlar da öyle hazırlanmıştı ki birkaç sorumlu siyasetçi dışında kimse bunu sorgulamadı. CHP'liler kaset davasını bile izlemedi. Şimdi kasetle diz çöktürülen aynı CHP ve küresel dostları bu kez bir mafya babasının videosuyla iktidara diz çöktürmek istiyor. Ancak unuttukları bir şey var. Yakın tarihimizde ne kasetlerle MHP'ye ne de 17-25 yargı darbesindeki ses kayıtlarıyla AK Parti'ye diz çöktürebildiler. O yüzden daha çok bekleyecekler. Çünkü Başkan Erdoğan'ın dediği gibi bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Mahmut Övür Sabah